Güzel günlerde herkese merhaba. Bugün yine Doktor Ercüment Konur ile sağlığımıza, bedenimize, yani bize iyi gelecek, iyi hissettirecek konular hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Zinde kalmak, hayatımızı sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek için neler yapmamız gerektiğini öğreneceğiz. Bugünkü konumuz aslında hepimizin gerekli olduğunu bildiği ve günlük hayatımızda da sıklıkla dile getirdiğimiz bir konu olan vitamin ve mineraller. Ercüment Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Tülay Hanım. Bugün sizinle vitamin ve mineraller hakkında konuşacağız. Öncelikle vitamin ve mineraller nedir? Vitamin ve mineraller başta makro besin öğelerinin protein, karbonhidrat, yağların vücut tarafından kullanılabilmelerini sağlayan mikro besinlerdir. Vitamin ve minerallerin vücutta pek çok önemli görevleri vardır. Biraz daha detaylandırabilir misiniz? Bir örnek vermek gerekirse mesela folik asit, A, D, E, C, B kompleks vitaminleri, kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, selenyum, çinko gibi bunların dışında daha pek çok antioksidan özellikli bileşiklerden bolca bulunduran taze meyve ve sebzelerden zengin bir diyet, zengin bir beslenme, enerjik ve dinç bir yaşama giden yolda büyük önem taşır. Bizim ürünlerimizde bu saydıklarınızdan hepsi bulunuyor. Ancak vitaminlerimiz kadınlar ve erkekler olarak ayrıştırılmış. Hocam neden böyle bir ayrıştırma yapılmıştır? Kadınların ve erkeklerin biyolojik ihtiyaçları farklı mıdır? Kadınların ve erkeklerin vitamin mineral ihtiyaçları metabolik faaliyetlerinin farklılıkları nedeniyle farklı ihtiyaçlar içerir. Bu nedenle kadınların ihtiyacı olan vitaminleri ağırlı olarak tüketmeli ve benzer şekilde erkekler de kendi ihtiyaçları olan vitamin ve minerallere ağırlık vermeliler. Peki sıkça gelen ve benim de aklıma takılan bir soruyu sormak istiyorum. Vitamin ve mineraller kilo aldırır mı? Ben de bu soruyla çok sık karşılaşıyorum. Şöyle açıklayayım. Vitamin ve minerallerin kalori değerleri yoktur ve kilo almaya sebep olmazlar. Ancak vücudumuzda eksiklikleri varsa bunları tamamlamak vücudumuzun daha efektif çalışmasını sağlar. Bu sebeple kimi insanların kilo almış gibi hissetmeleri normal. Ancak söylediğim gibi vitamin ve minerallerin kalori değeri yoktur. Hocam ben günlük beslenmemde yeterince vitamin ve mineral almıyorum. Yeterli derecede de sebze ve meyve de tüketemiyorum. Bu nedenle de destek almak istiyorum. Bunun bir sakıncası var mıdır? Yok tabii ki. Eğer çeşitli nedenlerden dolayı beslenmemizde yeterince vitamin ve mineral tüketemediğimizi düşünüyorsanız bunu destek alarak takviye etmeyi tercih edebilirsiniz. Ancak yetersizlikleri sorun olabildiği gibi herhangi bir doktor tavsiyesi almadan vitamin ve mineralleri de faydalı diye bilinçsizce aşırı kullanmamak gerekir. Unutmayalım ki vücudumuzun tüm ihtiyaçlarını yeterli ve dengeli bir şekilde tamamlamalıyız. Bugün vitamin ve mineralleri konuştuk. Ercüment Hocam'a verdiği detaylı bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.